Günaydın arkadaşlar. Bugün nakliyat yapacağız. Kalıbını da bizim ağalar yapacaklar. Mağalı bir şekilde çalışma var. Yeri kireçliyorlar. Buranın üstüne daha önce başkaları bahçe toprağı diye sıyırmışlar fiyatın üstüne. Hemen bize göre en iyi köşe burası çıkış için. Harfiyatımızın girişini şuradan yaparız hemen. Ağaya da bir asılalım bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Bizim kırıcı nerede ya? Kırıcı nerede bizim? Niye kazmıyor? Lan kazmıyor lan! Ya bu da bizi çağırayla kandıracak anasını satayım. Çağırayla yırtacak burada ya. Allah korkutsun. Lan öyle paralar arabada mı duruyor? Evet arkadaşlar, bugün iyi yemeyesi. Yanaşsın biri, şöyle girsin bak şöyle. Bakıyor musun? He. Gel. Biraz şuralarda geniş alalım ki
makinayı da oraya atacağım. Tamam. Bir alınca biz kaldırıp atacağız. Bir bak bakayım şuraya bir. Yüklemeye başlıyoruz arkadaşlar artık. Burası bereketli bir yer. 200 TL bahşiş, 2 paket parlament. Daha ne olsun yani? Şeyler arkadaşlar, işin esprisi bir tarafa. Buranın müteahhiti ve de amcaoğlu yıllardır eski tanıdıklarımız. Sevdiğimiz insanlar. Bu hareketleri de herkese yapamıyoruz yani.
bakarım şöyle müteahhitin durumuna. Genelde de müteahhitleri tanıyoruz zaten de. Bakıyorum biraz sıkı bir şeyse zaten şey bile yapmam. Ama bunlar sağ olsun İyi insanlardır yani, saygılılar. Paranın bozmadığı kişiler değil yani size. Varlıklarına göre saygılarını yitirmediler. Hani ne oldum delisi derler ya, öyle değiller sağ olsunlar. Yani benim için önemli olan biz işin esprisindeyiz. Gördükleri zaman saygılı davranmaları, abi demeleri, hal hatır sormaları, inanın bu çok önemli. Siz de belli bir yaşa geldiniz ama bunu anlayacaksınız. Ama öylelerini de tanıyoruz ki var ki, yani böyle şu binalardan daha yüksek şekilde bakıyorlar insana. Ama baksınlar. Onlar kendini büyük görür, önce başka bir şey değil. Bu çocuklar benim gözümde pırlanta yani, böyle pırlanta inanın. Çok değerliler ya. Ekmekleri yenir, suyu içilir derler ya. O cinsten insanlar, sağ olsunlar, hepsine Allah razı olsun. Belli olmuyor mu zaten? Thank you.
pek iyiymişiz ama bizim ustalarının işleri var ya. Kaygan çıkacak gibi duvarlarımız falan bütün göçer ya, büyük bir ihtimalle tesviye de pek hoş olmayacak burada. Niye? Tam burada gezdiği yeri var ya, komple mabeder atar. Kim yer fazla batar, kim yer az batar böyle kamyon. Çok cis, kötü bir malzeme ya. Şimdi o tarafa gittikçe kesekler biraz daha irileşir. Yerlerde su bile çıkma ihtimali var. Derin oluyor. Bunu toprakla dolduruyoruz. Kamyon üstünden geçtiği zaman doldurduğumuz yer fazla çöküyor. Yanı çökmüyor falan, bir sürü sıkıntı yapıyor tesviyede. Şuna bak, çok kötü bir durum çıkıyor ortaya.